Türkiye pandemi süreci başlamadan önce adeta dünyanın estetik merkezi olma yolunda ilerliyordu. Hemen her çeşit estetik operasyonu için dünyanın dört bir yanından konaklamalı turlar düzenleniyordu. Peki pandemi bu sektörü nasıl etkiledi? Olumlu ya da olumsuz neler değişti? İşte tüm bu soruları estetik dünyasının yakından tanıdığı bir isimle medikal estetik uzmanı Mer Servet Terzilere soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi görüyoruz turistleri, operasyon için geldiklerini de fark ediyoruz. Nasıl gidiyor pandemide bu estetik olayı, yurt dışından turlar? Yani şu anda e, nazar değmesin ama iyi gidiyor. E, pandemi tabii ki dünyayı değişik yönlerden e, kendi ablukasını almasına rağmen estetik cerrahide enteresan bir trend yaşadık. E, özellikle biliyorsunuz yurt dışından gelen insanlar... Ülkelerine gittikten sonra bir hafta, 10 gün, 14 gün gibi karantinelerine mecbur koştular. Fakat düşünün bir hanımefendi meme operasyonu yaptırmış, zaten iki hafta evinde dinlenecek. Bir beyefendi diposakşın yaptırmış, gidip zaten bir hafta, o gün dinlenecek. O karantinayı nekaat döneminde geçirdiler. Bu nedenle yani çok şükür e, bu COVID estetik cerrahi konusunda bizi üzmedi. Süper. Güzel bir ee, haber, ekonomi açısından kesinlikle. da. Kesinlikle. 2019 yılında bunu artık e, Türkiye için bir gurur kaynağı e, sağlık turizmi 3 milyar doları buldu. Ve bu gerçekten çok önemli bir e, en azından Türkiye için ekonomik bir e, girdi sağladı bize. Bir de biliyoruz ki şu anda ülkemize gelen turistler, güneş ve tatil için gelenler ortalama 500-600 dolar bırakıyor ülkemize kişi başına. Fakat şeye girdiğimiz zaman, özellikle sağlık turizmine girdiğimiz zaman ortalama 2.500 dolar bırakıyor. Neredeyse ortalama bir dört katı kadar bir yekünle, bir kişinin Türkiye'ye getirisi diye baktığımız zaman. E, sağlık turizmi biz aslında 2023 hedeflerimizde e, 15-20 milyar dolarlara koşan bir iğme yakalamıştık. Birazcık hafif bir kırım oldu ama e, net bir şekilde söylüyorum İstanbul, Sağlık turizminde, estetikte dünyanın baş şehri, ülkemiz de baş ülkesi. Süper. Şimdi biz tabii dışarıdan gözlem yaptığımız için Taksim'e gittiğimiz zaman daha çok Arap turisti görüyoruz. Saçlar kazılı, işte bandanalar takılmış. Nişantaşı'na indiğimiz zaman yine ağırlıklı gördüğümüz Arap ülkelerinden gelen kadınlar oluyor. Onlar da estetik operasyon yaptırmışlar. Dışarıdan sanki Türkiye'ye daha çok Arap ülkelerinden bu operasyonlar için gelenler daha çokmuş gibi görünüyor ama gerçekten rakamlar da aynı şeyi teyit ediyor mu? Şimdi enteresan bir şekilde aslında bu oran ikiye bir Avrupa lehine diyebilirim. Arap dünyasından gelene bakıldığı zaman şaşıracaksınız. Ee, ama son 10 yıldır biliyorsunuz ülkemize sağlık turizmi çok ciddi bir iğme kaydetti. İlk başlarda 2010'lu yılların başında bakıldığı zaman e, Taksim, İstiklal taraflar hep e, Arap e, dostlarımızın bantlarıyla Banklar olduğu için algı olarak sanki bizde Araplar çok geldi. Evet ilk başta çoktu. Çünkü e, geçmişten gelen e, dini birliklerimiz ve birbirimize güveni olduğu için çok rahatlıkla bizi kabul ettiler. Avrupa daha bilimsel bize baktığı için Türkiye'de bu iş doğru yapılıyor mu diye bizi gözlemledi. Fakat o Arap dünyasında Avrupa'da yaşayan birçok insan gittiği zaman Türklerin, Türk hekimlerinin, Türk markalarının bu işi ne kadar güzel yaptığını görünce dalga dalga büyüdü. Ve Avrupa'dan şu anda özellikle Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İsveç, Norveç, Danimarka, aklınıza gelen bütün kıta Avrupa ülkelerinden... Hızlı bir şekilde ülkemize akım geldi. Peki hocam Avrupa'dan gelenler en çok hangi işlemi yaptırıyor? Mesela saç için mi geliyor? Daha çok estetik dokunuşlar derken farklı operasyonlar için gelenler mi var? Hanımlar ve erkekler diye isterseniz evet, ayıralım. Erkekler daha çok saç ekimine geliyor. Şu anda sağlık turizminin %50'si zaten 2019 yılında bakıldığı zaman %50'si hep saçtan, saç çekimden güzel akımlar oldu. Hanımlar şu anda özellikle liposuction olarak e, karındaki özellikle six packlerin çıkarılmasındaki yeni teknik operasyonlarda göğüs operasyonlarında artık hemen hemen yaptığım ya hanım kalmadı gibi rinoplasti denilen burun düzeltme operasyonları çok fazla yapılıyor. Gıda düzeltme operasyonları çok fazla yapılıyor. İşte yüze ip takılması olayları çok fazla yapılıyor. Göz kapağı operasyonları çok fazla yapılıyor. Özellikle kuzey bölgelerden İsveç, Norveç, Danimarka Popo implantı için çok fazla geliyor. Ülkemizde gerçekten estetik cerrahide eli öpülecek çok değerli estetik cerrahlar, markalar ve kurumlar oluştu. Bu konuda çok şanslıyız diyebiliriz. Tabii dişte çok pahalı, değil mi hocam? Yurt dışında Avrupa'da bir diş yaptırmak inanılmaz maliyetli. Yine diş turizmi için gelenleri de duyuyoruz, okuyoruz gazetelerde. Onda rakamlar yüksek mi, nasıl? Bizim aslında baktığımız zaman sağlık turizminde bir numarayı saç ekimi, iki numarayı estetik cerrahi, üçte göz ve diş geldiğini görüyoruz. Hı hı. Bu konuda dişte gerçekten ülkemizde çok başarılı işler yapılıyor. Zaten dünyada bir işi kaliteli yapar. Uygun fiyata sunarsanız bileğinizi bükecek insan çıkmayacak gibi. Bu konuda sağlık turizmi gerçekten kaliteyi uyguna dünyaya sunmaya devam ediyoruz. Hocam şimdi pandemi hayatımızda çokça şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımız değişti. Daha sağlıklı bir hayat için yeme alışkanlığından tutun da konaklamalara, otellere kadar her şeyi değişti. Pandemi peki estetiği nasıl değiştirdi? Nasıl bir ivme geldi? Herhangi bir değişiklik oldu mu? Vallahi Tercihlerde. İnsanlar sanki bu pandemiden sanki de sıkıldı. Ve mutsuz. Sonuçta bir COVID kara bulut gibi dünyaya çöktü. Neyse. Ve mutlu olmak için de insanın işte bir yemesi var, kilo alıyor. Ne bileyim dışarı gidip bir eğlence merkezine gidemiyor. AM'ye gidip dolaşamıyor. Parka gidip istediği gibi sporunu yapamıyor. Hep böyle mesafe, maske vesaire deyip evin içine terk edilme var. Bir bakıyor aynanın karşısında, ömür boyunca kendisini mutlu edecek en büyük olgu estetik operasyonlardır. Bu konuda netim. Çünkü bir tatile çıkıp üç gün mutlu olursunuz. Ne bileyim bir yemek yiyin, yarım saat mutlu olursunuz. Evlenin, işte iki ay, iki sene mutlu olursunuz. Sonuçta baktığınızda mutluluklar sanki bitiyor gibi. Ama estetik operasyon yapınca aynaya baktıkça sürekli mutlu olacağız bir uzvunuz meydana geliyor. Onun için insanlar bu COVID döneminde estetiğe yönelimleri arttı. Nokta. Değil mi? Evet. Çok hem yoğun ülkemizde, çalıştığını duyduk. Çünkü evet. Çünkü doktorlarımızın. Çok yoğun. Ee, özellikle Türkler de bu konuda çok fazla e, geliyor. Çünkü artık bu bir lüksten ziyade ihtiyaç haline geldi. Biraz herhalde sosyal medyanın getirdiği de dayattığı özellikle çok genç yaşlar için söylüyorum bunu hocam. 18'ler, 19'lar fitrelerin getirdiği şeyler de var maalesef çocuklarda daha böyle <laughs> yüz hatları olarak daha farklı işlemler. Oradan şunu sorayım size. Son dönemde estetik akımlarında ne ön plana çıktı? Mesela yüze uygulanan bir işlem var. Jawline mı? Jawline. Ee, mesela onu çokça görüyoruz televizyonlarda ya da gazetelerde ee, ya da yüz askısı denen bir işlem de çok konuşuluyor. Son dönemde en çok trend nedir yüzde özellikle? Şimdi jawline dediğimiz olay çene köşesinin belirginleştirilmesi. Bu gerçekten yüze bir dinamizmi, freşlik veriyor. Çünkü genellikle bizim e, yüz hatlarımız biraz yuvarlaktır, köşeler belli değildir. E, dudakları ince olan hanımefendiler, e, niye benim dudağım ince diye dudak dolgusunu çok fazla yöneliyorlar. Şu anda özellikle çene, çenesi küçük olan, çenesi geride olanlar çeneye dolgu yaptırarak çenesini istediği şekli verdirebiliyor. Elmacık kemikleri, biraz sönük ya da çökük olanlar elmacıklarını şekil verdirebiliyor. Aslında şu anda dediğiniz gibi sosyal medya aslında bir algı var. İnsanlar gerçekten artık aynanın karşısında özellikle o filtrelerde en güzel halini gördükten sonra ben böyle Öyle olabilirim. çalışıyorlar değil evet. mi hocam? Evet. O algı oluştu. Size de geliyorlar mı ellerindeki o fotoğraflarla birlikte? Çok fazla. Mesela yurt dışından en çok hangi isimle geliyorlar size? Bir ara Angelina Jolie'ydi, Jennifer Lopez'li yine örneği var. Yine Ceyna Jolie gerçekten e, öz özellikle yüzündeki o V hattındaki net duruş ve dolgularındaki yüzündeki estetik güzellikleri çok güzel e, sergilen bir hanımefendi. E, dolayısıyla Jennifer Lopez'teki özellikle e, popodaki o kendi görselliği ve e, hanımların sonuçta kadınsı özelliklerinden göğsüne implant yaptırması, popoya implant yaptırması, yüzündeki hatların en belirgin hale gelmesi, kendilerini mutlu ettiği için ve hanımlar güzellik uğruna gerçekten birçok çileye katlandığı için o konuda özveri gösteriyorlar. Sonuçta etrafımızda gerçekten güzel güzel hanımların olması da hepimize keyif veriyor.